Sevgili Hümeys abi Kumuş. Sevgili Mustafa Can. Nasılsınız efendim? Keyfiniz yerinde mi? Şahaneyiz maşallah. Biraz üstünüze afiyet üşütmüşüm ama evren olması gerektiği gibi işliyor. Her şey güzel. Bugün yakın çevremizde yaşayan bizimle beraber canlılarla tanışmaya gelincikle devam ediyoruz. Sanki benim hani çok az göreceğim ya da vahşi hayatta karşılaşacağım nadir hayvanlardan biriymiş zannederken son 3-4 yıldır bir sürü insanın hayatında herhalde bu pandeminin etkisi insanlar doğaya gitti. Doğaya gittikçe daha çok karşılaşıyorlar, konuşuyorlar mevzusu. Gelincilik öyküsü duymaya başladım. Evet. Yani evde, çatılarda, hemen yan taraftaki küçük ormanın içerisinde falan gelinciklerle karşılaşılıyor falan. Sonra bunlara dikkat etmeye başlayınca da işte küçük YouTube videolarında vesaire de belgesellerde gelinciğin böyle agresif, psikopat bir civciv havası olduğunu, hani ufak tefek ama psikopat da bir tavrı olduğunu fark ediyorsun. Gelincik birazcık değişik bir hayvan ve umduğumuz ya da bildiğimize oranla daha çok hayatımızın içerisinde tabii olan hayvanlardan bir tanesi. Oldukça. İlk soruyu sorayım. Gelincik bir kemirgen mi? Fare ve o gruptan gelen bir hayvan mı? Köstebek, fare falan o taraftan gelen bir hayvan mı? Yoksa gelincik bizim karnivora dediğimiz etçil avcı türlerden bir hayvan. Mustela cinsine ait yaklaşık 16 tane türü olan, dünyaya yayılmış 16 türü olan çok narin, güzel fakat avcı hayvanlar. Yani o psikopat olmalarının altında veya öyle algılanmalarının altında avcı olmaları yatıyor. İşte yakın akrabaları, işte porsuklar, susamurları, işte ermin, kakım gibi halk içinde adı az bilinen ama zaman zaman kulağa çalınan türlerin de olduğu ve insanlarla yakın yaşamayı seven birçok tür, insanlarla yakın yaşamayı seven avcı türleri. Aslında gelincik konusunu seçmemin altında yatan sebeplerden bir tanesi de biraz önce senin anlattığın gibi Kadıköy'de gezerken metruk bir evin üzerinde bir çift gelinciğin geçtiğini gördüm ve yani o kadar kalabalığın arasında hiç kimse çığlık atmadı, hiç kimsenin dikkatini çekmedi hayvanlar. Kadıköy'de bizle beraber yaşıyorlar yani. O kadar kentin içerisine, şehrin içerisine de giriyorlar mı? Daha bir vahşi hayvan gibi biliyoruz onu. Nadir oluyor ama giriyorlar, varlar. Yani kasabalarda, köylerde daha çok sık görülüyor. Şehirlerde daha nadir görülüyor ama şehirlerde de var. Kadıköy'ün içinde görmek beni şaşırttı mı? Tabii ki şaşırttı. Ebatları ne kadar oluyor gelinciklerin? Gelinciklerin şöyle güzel bir özelliği var. Demin söyledik ya, gelincikler avcı hayvanlardır. Dünya üzerindeki memeli avcıların en küçüğüdür gelincik. Tamam, yani en çok bulunanı 11 santimetreden başlar. 17, 18, 19 santime kadar gidiyor. En büyüğü de bilinen işte 23-24 santime kadar uzuyor. 11 santim 25 gram ağırlıkta olan psikopat bir avcı. Bayağı yavru kedi gibi yani. Yavru kediden de küçük. İnce uzundur böyle. Bilinen en küçük avcı etçil. Dünyadaki yani yayılan türlerinin hepsinde mi böyle? Yani hani bu boy aralığında mı yer alıyor yoksa daha 3 aşağı 5 yukarı bu boy aralığında. Soğuk iklimlere çıktıkça biraz daha hacmi, büyüklüğü artabiliyor. Ama işte 11 santimle maksimum 23 santim arasında değişen, 25 gramla 250 gram arasında ebatlara sahip bir hayvan. Oldukça da iyi avcıdır. Gelinciklerin doğada düşmanı var mı? Var tabii. Kendisinden daha büyük olan avcılar için şeydir, bir av kaynağıdır gelincikler. Tilkiler, kurtlar, işte sırtlanlar, artık hangi avcı grubuyla yaşıyorsa onların menüsünde bulunuyor gelincik. Biraz hani genel olarak gördüğümüz ya da bildiğimiz kadarıyla gerçekten hafif bir mahallenin psikopat abisi gibi bir tavırları var. Yani yılanından aslanına kadar hani küçük belgesellerde gördüğümüz her tür hayvana kafa tutabiliyor, üzerine yürüyebiliyor falan. Özel olarak bir hani hayvanın genel karakteristik özelliklerinin içinde mi var yoksa bu böyle denk gelen bir şey mi? Yok, genel karakteristiğinde var. Yani davranışlarında da gözlemleme imkanınız olduğu zaman görüyorsunuz, herhangi bir tehditle karşılaştığı zaman hemen dikilir yukarı. Hani vücut büyüklüğünü daha büyük göstermek için ayağa kalkar, tüylerini kabartır ve düşmanını korkutmaya çalışır. Çoğu zaman işe yarıyor. İşe yaramadığı yerlerde de zaten av oluyor. Ama genel bir şeyi var. Ama hani mesela hani kaçma saklanmaya dayalı davranmıyor da saldırmaya, avlanmaya dayalı davranıyor. Karakteristik olarak. Tabii. Hani kendinden daha iri birini gördüğünde lan kaybolayım ortadan, fıyayım da demiyor. Yok yani. Aslında temel davranış olarak çok güzel kamufle olan bir hayvandır. Biz ona yaz donu, kış donu deriz. Mesela kışın kar yağdığı zaman alpinik sınıra yakın yerlerde veya kar yağan daha alçak yerlerde hemen tüy formunu değiştirir, bembeyaz olur. Sadece bazı türlerde kuyruğun ucunda siyah, böyle arabalardaki yağ ölçme çubukları vardır ya, onun gibi ucu siyah kalır, geri kalanı bembeyazdır. Çok iyi kamufle olur. Havalar ısınmaya başladığı zaman da böyle hani
griden boza kadar kaçan bildiğin kamuflaj rengini alır. Sen zaten küçük, gram olarak da, gramaj olarak da ufak bir hayvan. Bir de çok fazla biz insan olarak karşılaşabilme ihtimalimiz düşük zannediyoruz. Karşılaştığımız zaman da onun bir gelincik olduğunu genellikle anlamıyoruz. İyi kamufle oluyor. Bu sadece insan bakış açısı değil, diğer avcılar açısından da iyi kamufle olan bir hayvan. Toprak altında yuvalarını yapıyor. Birden fazla çıkışı olan, acil durum çıkışları olan böyle kompleks yuvalar yapıyor. Avcılardan zaten kamufle olarak korunuyor. Denk geldi, daha büyük bir avcıyla denk geldi. Yerse kafa tutuyor. Ki genellikle de yiyor. Hani öyle kurda murda denk geldi mi kurt bakmaz onun delikanlının ama. İnsanlar için bir zararı ya da riski var mı? Yani gelincik insanlara saldırır mı ya da? Çok eski zamanlardan beri özellikle kraliyet ailelerinde evcil hayvan olarak kullanılıyor. Yani küçük yavrudan alıp yetiştirmeye veya işte beslemeye kalkmışlar ama kedi gibi davranmadığından dolayı yaygınlaşmamış bir aralar. Denemişler. Çok munis bir hayvandır avlanmadığı sürece. Zararı var mı? Zararı yok. Nereye kadar? Eğer bir köyde yaşıyorsan ve 20 tane tavuğun varsa bunları da gerekli koruma önlemlerini almadıysan haftada bir tanesini gözden çıkartacaksın abi. Gelincik onu alır götürür. O gelincik vergisi diye. Tabii. Küçücük boyuyla gelincik olur alır götürür avcı hemen. Civcivlere falan zarar. Yani ekonomik olarak böyle bir zarar var. Onun haricinde bunu bir kenara koyarsan sen zaten yeterli tedbirini alırsan gelincik gelmediği için bir zarara uğramazsın. Ama ekolojik olarak baktığında avcı dengesinin en önemli elemanlarından bir tanesidir, aktörlerinden bir tanesidir. Çünkü çok yaygın. Alpinik sınır altı veya kutup dairesinin altından ekvatora kadar, diğer kutup dairesinin altına kadar alpinik seviyenin yani yeşilliğin artık yetişemediği dağ yüksekliğinin altında kalan her yerde yaşıyor. 16 tane tür var ve birey olarak da çok fazla. Doğanın dengeleyici unsurlarından bir tanesi. Böceklerle besleniyor, küçük sürüngenlerle besleniyor, küçük memelilerle besleniyor. Hastalık taşıyıcı veya ekonomik zarar veren hayvanlar üzerinden de besleniyor. O yüzden de insanların olduğu yerlere yakın yaşamayı seviyorlar. Başka konularda da bahsettik. İnsanlar yerleştikçe gıda miktarı, İşte çöp miktarı, atık miktarı arttığı için onunla beraber yaşayan parazitlerin sayısı artıyor veya beslediğin hayvanların sayısı artıyor. Bunlardan yararlanmak için insana yakın olarak yaşıyor. Korunması gereken ki dünyanın hemen hemen her yerinde bilinç oluştu korunma altında. Zararı olmayan hem estetik olarak hem efsaneler olarak hem mitoloji olarak hem tarih olarak hem de sevimlilik olarak büyük faydaları olan güzel bir arkadaşım. Su samurlarında olduğu gibi kürklerinin bizim için bir değeri yok değil mi? Yani buradan yapılandırdığımız ya da işte onlarla ekonomik üretime dayalı bir ilişkimiz yok. Gelincik. Artık şey. Yok. Artık yok. Eskiden 1700'lü 1600'lü yıllarda tuzak hayvanı olarak kullanılıyordu. Şu anda günümüzde de Alaska'nın bazı bölgelerinde avlanılmasına izin veriliyor gelincin. Kürkünden eldiven yapılıyor. Zaten küçücük bir hayvan. Elbise falan yapmak mümkün değil. Ama Alaska'nın izbe yerlerinde eldiven yapmak için kullanılan av hayvanlarından bir tanesi. Ne yer ne içer? Hani avlanmada etçil. Etçil, avcı, iyi avcı. Doğada insana uzak yerde yaşıyorsa diğer hayvanların yavruları, küçük sürüngenler, kurbağalar, büyük böcekler, işte ne bileyim akrepler, çıyanlar, küçük yılanlar bunların hepsiyle beslenir. Dikkat ettiysen menü hep bizim insan olarak uzak durmaya çalıştığımız canlılar. Hayvan grubu. Evrimsel olarak nasıl bir kökten geliyor? Ve yine bu susamurları, porsuklar. Aynı kökten geliyorlar. Kunduzlar yani, falan o yapıdan geliyor. O yapıdan geliyorlar. Çoğunlukla biz onları bir tür o kemirgenler grubuyla karıştırıyoruz. Fareler, mareler ama evet, değil. Değiller. Porsuklar, kurtlar, tilkiler, köpeklerin olduğu ana çatı büyük karnivora grubunun içinde bunların hepsi. Hiçbiri kemirgen değil. Son sorum da duygusal ve sosyal hayatları, seksüel hayatları nasıl? Çocuklarını hangi okula gönderiyorlar? Büyüyene kadar nasıl eğitim veriyorlar? Eğitimlerinin ana hikayesini nasıl yürüyorlar? Memeli hayvanlar diğer tüm memelilerde bahsettiğimiz gibi erkek ve dişi üreme mevsiminde bir araya geliyorlar. Ortalama 36-37 gün, havanın durumuna göre 40 gün maksimum olacak bir gebelik süreleri var. Ortalama 5 yavru yapıyorlar tek seferde. Ama bu yaşadıkları ortama göre değişiyor. Eğer kuraklık varsa, besin bulmakta zorlanıyorsa o 5 yavruyu azaltıyorlar. Daha az yavru üretiyor. Türkiye şartlarında da işte 3 il 3-4 yavru
çıkartıyorlar bir hamileyi. Eş seçimini neye göre nasıl yapıyorlar? Yani hani eşiyle beraber mi büyütüyor yavruları? Yok, ayrı ayrı. Onlar da soliter yaşıyorlar. Fakat şey çok güzeldir. Onların kur davranışları çok güzeldir. Hatta birçok edebi eserdeki benzetmeler falan gelinciklerden gelir. Birbirlerine yaptıkları kurlar, böyle birbirlerine sarılmalar, etrafında dönmeler, koşmalar, kaçmalar. Dişi kaçar, erkek kovalar. Erkek bıktıysa durur, ona göz süzer, geri gelir falan. İzlemesi de çok zevklidir kur davranışlarını. Buradan yola çıkarak bizim insan medeniyetindeki efsaneleri, hikayeleri de çok fazladır. Her toplum gelinciye farklı bir şeyle bakmış. Farklı bir kültürle bakmış. Mesela Avrupa'da çok uzunca bir süre mutsuz bir evlilikten dolayı kendini öldüren veya evden kaçan gelinlerin gelinciye dönüştüğüne inanılmış. Ve uğursuzluk sayılmış. İsmi öyle bir şeyden mi geliyor acaba? Türkiye'deki ismi. Türkiye'deki ismi de ona benzer bir yerden. Yani bizdeki daha çok o kış donu dediğimiz bembeyaz oluyor ya, gelinliği andırıyor. Oradan geliyor büyük ihtimalle. Ama Katolik Avrupa'da çok uzunca bir süre uğursuzluk addedilmiş. Yani eğer bir evin etrafında gelincik gezdiğini görürsen, o evde ölmüş bir gelin veya mutsuz bir gelin ya da işte öldürülmüş bir gelin var gibi bir şey var. Efsanesi var. O yüzden sakınırlar uzunca bir süre uğursuzluk getirdiğine inanıldığı için. Tam aksi istikamette gittiğiniz zaman, mesela Japonya'ya gittiğiniz zaman, orada da şeyi değiştirmişler, ritüeli değiştirmişler. O bir uğur simgesidir. Hani eğer bir yerde bir gelincik varsa kesin bereket geliyor, kesin çocuk geliyor, kesin torun geliyor, kesin işte iyi bir şey olacak, bahar güzel geçecek falan gibi inanışlar var, yaklaşımlar var. Bizde Anadolu topraklarında o beyaz görüntüsünden dolayı saygıyla anılıyor. Benim bildiğim kadarıyla kürkü için, eti için avlanma bizde hemen hemen olmamış. Yok orada. Alıp evde evcil olarak besleme kültürü Osmanlı'da da Selçuklu'da da bildiğimiz kadarıyla yok, yapılmamış. Ama genellikle de hani benim gezilerimde, benim Anadolu'daki gezilerimde konuştuklarımdan, anladıklarımdan gerçekten büyük saygı duyuluyor. Hani tavuğunu çalıyor, tamam çalabilir. Tavuğumu çalıyor da elinde çifteyle gelincik arkasından gidene ben rastlamadım. Ha, işte bugün bir tane daha aldı. O işini bilir diyor. Hani eğer kümesin popülasyonunda düşme varsa gelmiyor mesela, başka komşuya gidiyor. Öyle enteresan hikayeleri var. Anadolu'da da çok saygı duyulan, uğur getirdiğine inanılan hayvanlardan bir tanesi. Tabii yanında bazı şeyler de var. Mesela gelinciklerin aynı bizdeki vampir hikayeleri gibi kan emdiğine inanılırdı uzunca bir süre. Kökeni de bence şöyle bir şey. Mesela tavuk kümesine giriyor, bir tanesini alıyor, öldürüyor. Tam alıp kaçacak, ya ses duyuyor ya bir şey yapıyor, bırakıyor kaçıyor. Tekrar gelip almak için. Şimdi bunu yorumlarken tabii hayvanı da çok iyi göremiyorsun, iyi saklanıyor, kamufle oluyor. Benim anladığım kadarıyla öyle bir efsane yaygınlaşmış. Hani alıp yemiyor, boğuyor, kanını emiyor vampir gibi, gidiyor. Halbuki zavallıcık acemi hırsıza ayarken doğarmış gibi ev sahibine yakalanmış oluyor. Beraber üzerine sohbet ettiğimiz hayvanların, bitkilerin birçoğunda aslında aynı duygu oluşuyor. Bu programı yapma nedenimizin zemininde de o var. Aslında hayatın ne kadar içinde yer aldığını tekrar fark ediyorsun yani. Gelincik üzerine normal standart kentte doğup büyüyen herhangi biri düşünme mesaisi olarak toplamda 10 dakika zaman ayırmamıştır gelincikle alakalı hayatında. Halbuki yani birinci derecede hayatımızı etkileyebilen ya da hayatımızın sınırları içinde yer alan, beraber yaşamaya devam ettiğimiz hayvanlardan bir tanesi. Tanışıyor olmak, varlığını fark etme ve kabullenme ile ilgili bir başka alan daha doğuruyor. Bir de şöyle bir şey var. Hani altını çizerek hiç kimsenin gözüne batırmadık, sokmadık ama sevgili takipçilerimiz mutlaka farkındadır. Herhangi bir hayvanı veya herhangi bir canlıyı anlatırken mümkün olduğu kadar araya içinde yaşadığımız dünyanın canlılığı nasıl ürettiğini, hangi kurallara bağlı olduğunu, bunların kuralsız veya rastgele olmadığını, belirli aynı fizikteki, kimyadaki gibi belirli kurallara sahip olduğunu, bu kurallar sayesinde bazı şeylerin öngörülebildiğini de anlatmaya çalışıyorum. Bir önceki bölümde mesela termal konstanttan bahsetmiştik. Ölçülebilir, laboratuvarda tekrarlanabilir, denenebilir, biyolojik bir olgudur ve kullanılıyor, öngörüde kullanılıyor. Eski bölümlerden bir tanesinde klimatogram diye bir yöntemden bahsetmiştim. Mesela bu biyolojinin canlıların kendi isteğine veya rastgele seçimlerine kafasına göre takıldığını anlatan şeyler değil. Bunun da kuralları var. Hani Sinan Canan'ın dediği insanın fabrika ayarları var ya, işte biz de mümkün olduğu kadar hayvanlar... Biyolojinin de bir fabrika ayarı vardır. Aynen öyle işte. Biyolojinin fabrika ayarları veya yaşadığımız dünyanın fabrika ayarlarını ben aslında biraz daha anlatmaya çalışıyorum. Takip eden sevgili izleyicilerimiz
muhtemelen bunun farkındadır. Yani tamam, bugün gelinciyi anlattık ama gelinciyi anlatırken içinde dünyanın ayarlarıyla ilgili, canlılığın oluşum ayarlarıyla ilgili birçok bilgi de veriyoruz. Onu da belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim, ben teşekkür ediyorum.